Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir kutu açılışı yapacağız. Dark markasının Storex D27CR olarak geçen ve offline klon desteği, yani bir diski diğerine kopyalamanızı sağlayan aynı zamanda çift disk desteğiyle bilgisayarınıza harici 2.5 ve 3.5 inç, burada gördüğünüz gibi, disk bağlamanızı sağlayan bir docking station bu. Yani disk istasyonu olarak geçiyor. Hemen üzerindekileri okuyalım, ardından kutuyu açalım. Klon desteği olduğunu ve bunu bilgisayarsız yaptığını söylüyor. Yani tuş kısa yollarıyla arkadaşlar bir diski diğerine bilgisayar olmadan kopyalıyorsunuz. Bu çok konforlu bir iş. Çünkü genelde o tarz büyük data bir diski diğerine kopyalamak böyle 1 terabayt, 2 terabayt gibi çok uzun sürüyor. Ve USB üzerinde bu yapıldığında bilgisayarın işlemciye yük bindirmesine, yavaşlamasına sebep olabiliyor. Burada bilgisayar olmadan yedek alabiliyorsunuz yani diskinizin. 10 terabayta kadar disk boyutlarını desteklediğini söylüyor. Ancak 12 terabaytı da bildiğimiz kadarıyla destekliyor arkadaşlar. Seagate'in Wolf serisi daha evvel incelediğimiz disklerini destekliyor. Klon tuşu ile bilgisayar olmadan klon yaptı. USB 3.0 ile 10 kat daha hızlı oldu. 2.0'a göre CF, Compact Flash ve ST çoklu kart okuyucusu olduğunu zaten bunlara birazdan bakacağız. 2.5-3.5 SATA 1.2.3 disk desteği, tek kablo ile aynı anda iki diske erişim olduğunu söylemiş. LED göstergelerinden, kolay tak çıkartından filan bahsetmiş. Burada en önemli olan kart okuyucu, 2 adet disk desteği ve klon seviyesini gösteren LED'leri olduğunu burada logo olarak göstermiş. Kutunun yanında yine aynı yapabildiklerinin logoları var. Yanları da aynı şekilde. Kutunun arkasına geldiğimizde cihazın arkasını görüyoruz. Dark güzel bir şekilde düşünmüş. USB 3.0 bağlantısı, on-off tuşu ve güç bağlantısını görüyoruz. Şimdi sözü çok uzatmayalım. 1 dakikayı geçtik. Kutu içeriğine bakalım. Bir adet adaptör geliyor arkadaşlar. Bir adet USB 3.0 kablosu geliyor. Ekibimiz daha evvel açtığı için burada kablonun poşeti biraz daha kırışmış olarak çıktı. Burada görmüş olduğunuz gibi printer tarzı olarak tabir edebileceğimiz USB 3.0 tipi bir kablomuz var. Kolayca bulunabilir. Ve Dark Storex D27CR var arkadaşlar. Kutuyu kenara alıyoruz. Adaptöre hemen bakalım. 2 disk olduğu için adaptörün amperi önemli olacaktır. 12 volt 3 amper diyor. Yani çalıştıramayacağı bir disk yok neredeyse diyebiliriz. Güçlü bir adaptör var. Kablosu oldukça uzun ve kalın dayanıklı bir adaptör var. Kenara alıyoruz. Kablo ortalama arkadaşlar genelde 50 santim olur. Hemen şöyle bir bakalım kablomuzu. 2'ye katladık. Evet arkadaşlar, kablo şu şekilde baktığımızda yaklaşık bir bölümü 40 santim civarında, 80 ile 100 santim arası bir kablomuz var. Kabaca söylüyoruz. Hemen kenara aldık ve Dark Storex D27CR Docking Station şu anda karşımızda. Siz tepeden görüyorsunuz. Tabii ki şu anda arkasından şöyle yapalım. Bu cihazın üstten görünüşü. 2 adet flap var. Bu flaplar daha doğrusu çift yönlü, görmüş olduğunuz gibi bir buradan bir de buradan arkadaşlar. Bu şekilde açtığımız zaman içeride SATA portunu şurada uçta görüyorsunuz. Biz biraz daha videoda aydınlatmaya çalışırız. Şu anda şurada gördüğünüz, yani işaret parmağımla gösterdiğim bölümde SATA portunu ve güç bağlantısını görüyorsunuz. Diski içeri ittirmeniz yetiyor. Diğerinde de aynı şey söz konusu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gene sol üstte bize göre kalıyor. Burada klon işleminin klon tuşunu görüyorsunuz. Tek bir adet klon tuşu var burada. Hiçbir yazılıma gerek yok. Bu tuşa basıyorsunuz. Ve burada daha ziyade kılavuzunda da kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesi de arkadaşlar zaten bu bilgiyi ihtiva ediyor. %25, 50, 75 ve 100 olarak klon seviyelerini gösteriyor. 2 disk var zaten burada. Hard disk 1'den hard disk 2'ye target olarak gösteriyor burada ikinci diski. Ve burada 1 ve 2. diskin hangisi olduğunu görebiliyorsunuz. Burası 1, burası 2, burası source yani kaynak. Burası ise kopyalanan klonun gerçekleşeceği disk olarak gözüküyor. Kutuyu ön tarafa doğru aldığımızda, daha doğrusu docking station'ı, compact flash dediğimiz kart bölümünü görüyoruz. Bir de SD kart bölümü var. Ve burada da USB 3.0 bağlantısı var. Bunun avantajı fotoğraf makinamızdan, çoğu zaman video kameramızdan çektiğimiz dataları hızlı bir şekilde okutmamızı sağlıyor. Bir de USB 3.0 portu üzerinden bu okuyucular olduğu için hem portumuzu kaybetmiyoruz hem de çok hızlı bir kart okuyucuya sahip oluyoruz. Yoğun video çekenler bizler gibi için bu önemli bir artı. Yan tarafında herhangi bir şey yok. Arka tarafta kutudan da göstermiştik zaten. USB 3.0 bağlantısı
bağlantısı, güç açma kapama tuşu ve 12 volt bağlantı var. Alt tarafta ise 4 adet silikon ayak görüyoruz. Şu şekilde çevirdiğimizde arkadaşlar 4 adet silikon ayak görüyoruz. Bu sayede yüzeye koyduğunuzda oynamıyor. Zaten sabit diskler ağır olduğu için Dark'ın bu disk istasyonunu yere koyduğunuzda disklerle beraber oynaması pek mümkün değil. Bu flapaların iki parça olmasının sebebi de 2,5 inç diskler ince olduğu için arkadaşlar 2,5 da burası bükülüyor. Ama 3,5 gibi kalın bir disk koyarsanız ikisi birden açılıyor. Dolayısıyla bunu da güzel düşünmüşler. 2,5 inç disk olduğu zaman burası toz almıyor. Yani bu bölüm arkadaşlar aşağı gitmiyor. Bu da oldukça pratik. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre bu bir kutu açılış videosu, kısa olacak ve burada nihayete erdiriyoruz. Videomuzun altındaki linkten Dark Storex D27C kutusu da şöyle kenardan gelsin arkadaşlar. D27C olarak geçen ve bilgisayarsız klon özelliğine sahip disk istasyonu satın alabilirsiniz. Kimler için? Yedekleme yapmak isteyenler için, birden çok diski olan ve bunları bilgisayarına sırayla bağlamak isteyenler için, yani ayrı ayrı da disklerinizi bağlayıp illa klon yapmak zorunda değilsiniz. Harici disk olarak kullanabilirsiniz. Film arşivliyorsanız, müzik arşivliyorsanız bunlar için çok faydalı olabilir. Ve bir yandan da kart okuyucu olması video çekenler için bizler gibi oldukça büyük bir avantaj. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzun altındaki linkten teknobiyotik.com'dan Storex D27CR'yi satın alabilirsiniz.